Merhaba, motorunu bugün Crosstour'la beraberiz. Vefere 1200'de bol bol gazladık, bol bol gezdik. Uzun yol motosikleti, biz de uzun yollarda test ettik. Hep beraber izleyelim. Üzerindeki V4 motor önceden Honda'nın VFR 1200F adlı bir modelinde vardı. Bu modelde 170 beygirin gücü sahipti ve tahmin edebileceğiniz gibi felaket gidiyordu. İnsanlar ilk çıktıktan sonra traction control vesaire de yoktu. Dediler ki ya uzaya mı çıkacağız, bu ne kadar güçlü böyle? Böyle demeleri çok normaldi. Çünkü üstündeki V4 motoru RC212V adlı Honda'nın bir MotoGP motorundan devşirmeydi. Tabii ki yol için bazı değişiklikler yapıldı, detune edildi vesaire, bir sürü şey yapılmıştı ama 170 beygir yine çok gidiyordu. Oldukça da iyi satmıştı açıkçası. Beğenilmişti de, beğenmeyenler de çok olmuştu. Tam da bu dediğim deli gibi gitmesinden, çok agresif olmasından dolayı. Sonra Honda fabrikasından birisi işte demiş ki ya biz neden bu V4 bloğundan işte GS gibi giden, kolay sürülen ama otobanda da çok güzel süzülen bir motor yapmıyoruz? Onlar da bir düşünmüşler, mantıklı gelmişler herhalde ki böyle bir şeye başlamışlar. Peki ne yapmışlar? Motorun gücünü 170 beygirden 127 beygire düşürmüşler. Fakat bunu yaparken torktan hiçbir şekilde ödün vermemişler. 126 Nm'lik tork aynı kalmış. Yani millet uzaya mı çıkacağız diyordu bu 170 beygirle biz. Onlar da bunu biraz düşürmüş. Hep üst devirde olan gücü alt ve orta devire taşımışlar. Ve tork da böylece stabil kalmış. Gazı açtığınız alt devirlerden itibaren tren gibi uzayan bir motora sahip olmuşuz. Ben bunu çok beğendim. Yani ne zaman isterseniz alt devirden itibaren güç sürekli var. Sürekli çekiyor, sürekli gidiyor. Top speed'e geldiğinizde bile hala çekmeye gitmeye devam ediyor. Böyle de bir alet çok farklı, çok güzel bir şey olmuş. Alt ve orta devirlerin dolu olması şehir içinde de çok işimize yarıyor. 1000 devirden itibaren böyle 2000 devir arasından itibaren çok rahat bir şekilde akıyorsunuz, çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Yani viteslerle sürekli oynamaya da gerek yok. Aşağı tork dolu olduğu için yüksek viteste, 3. viteste, 2. viteste neredeyse durur kalkar hızlarda da çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Hatta balansı da bu arada o kadar iyi ki bu 287 kilo, düz versiyonunda 278 kilo. Bu ağırlığa rağmen motoru kaldırdıktan, yani motor 1 ile gitmeye başladıktan itibaren sanki 10 kiloymuş gibi falan oluyor. Balans çok güzel, çok rahat. DCT şanzımanında çeşitli sıkıntılar var. Şöyle ki kalkarken bu hani yarım debriyajda güzel manevralar yaparız. Bunu tam yapamıyoruz. Gaz böyle bir anda höt diye alıyor kalkarken. Hani çok böyle cerrah titizliğinde böyle aralardan geçerken bir şeyler yaparken debriyajda motor akıtamıyorsunuz. Bunlar kötü olmuş. Yani bu tabii DCT'nin yani yapacak bir şey yok. Kendi alet rüyesi böyle. Yani bu şehirlerde kullanacak insanlar biraz daha dikkat etmeli. Buna biraz elinizin alışması gerekiyor. Zira ön tarafa patlayabilirsiniz. Bu biraz hani çetrefilli bir durum. Onun dışında DCT şanzıman müthiş çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Yani bir şöyle bir şey var bu arada, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok dur kalk trafiğine girdiğinizde, ben yaklaşık bir Mecidiyeköy trafiğinde 40 dakika kadar mecburen kaldım. Yol çalışması varmış, şu varmış, bu varmış, işte aradan da geçemiyorsun, bir şey yapamıyorsun. 40 dakika boyunca orada kaldım. Şanzıman artık DCT hani abicim bir 5 dakika dinlensek mi ya falan gibi bir şeyler söylemeye başladı. İyice ısındı, böyle sapıtmaya, vites geçişleri böyle arada uzamaya, işte şakırtı şukurtular gelmeye falan başladı. Bir 5 dakika falan dinlendirdim. Ondan sonra yine yoluma devam ettim. 40 dakika, 45 dakika ekstrem durumlarda 35 derece sıcağın altında böyle bir şey yaparsanız şanzıman biraz dinlenmek isteyebiliyor. DCT'nin D, yani sürekli vites atmak isteyen biraz ekonomik bir modu var. Bir de S modu var. Bu da hep üst devirlerde vites atmaya şey yapıyor. Şurada bir de manuel ve otomatik modu geçip değiştirebildiğiniz bir tuş var. Manuel moda geçtikten sonra normalde selektörle attığınız yerden vites attırıyorsunuz. Buradaki yani diğer motosikletlerde, Honda'da değil, kornaya bastığınız yerden de vitesi düşürüyorsunuz. Honda tabii şurayla falan biraz oynamış, kornayı böyle ortaya falan taşımış, böyle bir şeyler yapmış. Neyse, onun haricinde sürüş modu vesaire herhangi bir şey yok. Ne var? Şöyle bir şey yapmışlar, tork kontrol diye bir, şuraya bir tuş koymuşlar. Bunun 3 tane modu var. Hatta aslında 4, kapalıyı da sayarsak. Üçüncüsü eğlenceye en az izin vereni. Sürekli motor kısıyor, tutuyor. İşte yağmurda falan bunu kullanabilirsiniz. Ben biraz eğleneceğim diyorsunuz, bunu ikiye alabilirsiniz. Yok kardeşim ben biraz yanlayacağım, bunu izin versin falan dersen bunu bir alıyorsun. Ama en eğlencelisi şöyle 2 saniye buna basıyorsun, kapatıyorsun. Hiçbir şey yok. 127 beygir ve 126 Nm tork tamamen senin elinde burada. Bir de bunu buradan manuel modu alırsan tadından yenmiyor. Çok eğlenceli dakikalar yaşayabilirsin. Tabii bu 287 kiloyu tutabilirsen.
Onun dışında herhangi bir problem yok. Yani bu arada bunlar kapalıyken falan da çok güzel gazlanıyor. Çok güzel gaz yine dozajlanıyor. Hiçbir şekilde korku filmi, korkutucu bir durum yok. Sade ve akıcı bir tasarımı var. Ducati Mutsuzada veya kardeş Afrika Twin gibi ben buradayım diye bağırmıyor. Hani evin biraz sakin bir abisi gibi. Bu yönlü güzel. Hani bunu sevenler olur, sevmeyenler olur. O ayrı ama hani çok oturaklı, çok düzgün. Hiçbir yerinden aşırılık kaçmayan bir tasarımı var. Ben beğendim, güzel. Neyini beğenmedim? Ön tarafta kullanılan farı çok beğenmedim. Tamam, fena aydınlatmıyor eyvallah ama yıl olmuş 2017. Şunun artık bir LED ile değiştirilmesi gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. İşte şuraya bir tane bir USB çıkışı falan bir şeyler eklenmesini de düşünüyorum. Yani keşke bir tane de şuraya çakmaklı köşeye bir yere bir işte USB çıkışı falan bir şey koysaydınız. Yani dediğim gibi yıl artık 2017. Aşağı yukarı 2012'den beri de neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadı bu motosikletin üstünde. Artık bir şeylerin biraz değiştirme, makyajlanma zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Onun dışında telli jantlar var. Bunlar da güzel. Sürümlemeler falan çok iyi. Depoda olabildiğince tutacak yer var. 21,5 litrelik depo her yerden çok rahat bir şekilde tutulabiliyor. Çok rahatsın. Her şekilde motora hakimsin. Burada güzel elcik formalar falan kullanılmış. Bunlar da rüzgardan bir nebze olsa koruyor. Bir sıkıntı yok. Boya falan güzel. Simli. Tertemiz güzel boya kullanmışlar. Şurada da böyle güzel stickerlar falan var. Bunlar hoş. Sele oldukça geniş. Burada hem benim için hem de artçım için olabildiğince yer var. Bu demir standart geliyor. Yani buraya direkt çantayı takıp yol alabilirsin. Şimdi buraya bir çanta koysa artçı çok daha rahat edecek. Çok daha güvenli yolculuk edecek. Ama burası çok geniş olduğu için burada bir ufaktan böyle bir çukurumsu bir şey yapmışlar. Burası da kaymıyor. Artçı kafamın üstüne çıkmıyor. İkimiz de gayet güzel, konforlu bir şekilde, rahat bir şekilde yolculuk yapıyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Sele birazcık sert. Yani bu seleye biraz işlem gerekebilir. Açılıp hani bunun içine jelmel bir şeyler konuyor ya, onlardan gerekebilir. Onun dışında herhangi bir problem yok. Her şey güzel, her şey rahat. Bu arada bu sersele ne zaman yoruyor? Hani bir 150 kilometre falan yol gittikten sonra kışta biraz ağrı falan yapıyor. Bir duruyorsun benzin istasyonunda, bir çay çorba içiyorsun, ondan sonra devam ediyorsun. Herhangi bir problem yok. Öyle hani kanser yapma gibi bir şey de yok. O kadar da çok sert değil. Motorun oturuş pozisyonu oldukça rahat ve oldukça dik. Şimdi hemen göstereceğim. Şöyle geldim. Şimdi bak. Benim boyum 1.77. Benim ileri geri gidecek oldukça ağırım mevcut. 1.95 bir insanda kendine çok rahat bir şekilde yer bulabilir. Zira sele çok geniş. Hani biraz böyle arkaya gider. Burada da bayağı bir bacakları açık yer var. Bacakları uzun adam da burada rahat edebilir. Gidon bu şekilde geniş. Rahat dik tutuyorsun. Hani öyle rahat 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 gidiyorsun yani. Hiçbir problem yok. Hiç kontrolde falan da sıkıntı yaşamıyorsun. Bunlar güzel. Ne kötü? Hemen onu da söyleyeyim. Bu cam biraz kısa. Nerede kısa? 170 üstü hızlarda tam öyle bir boyutta ki yani kafaya öyle bir türbülans yapıyor ki kafa böyle teleter gibi bir sağa bir sola, bir sağa bir sola, bir sağa bir sola böyle atıyor. Bu sadece bende değil, arkamdaki artçıda da oluyor. Yani 170 üstü hızlarda biraz böyle türbülans mevcut. Onu nasıl çözüyorsun? Hafif şöyle eğiliyorsun, altına doğru giriyorsun camı. Bu şekilde. Yani buraya bir deflektör veya daha uzun bir cam. Ben hızlı yol yapacağım diyen adam için şart. Bunu mutlaka söyleyelim, bunu kaçırmayalım. Onun dışında ne oturuşta, ne gidişte, ne kontrolde herhangi bir hiçbir sıkıntı yok. Bir de kadranı gösterelim. Gel abi hemen. Detaylı bir şekilde anlatalım. Açtık. Burada bir ABS ışığımız var, yağ ışığımız var. Bunlar giderken sönüyor okuduktan sonra. Burada bir el freni ışığımız var. El frenini burada indirdiğimizde o ışık da sönüyor. Yine çektiğimizde yanıyor. Burada tok kontrol ışığı var. Giderken tabii ki bu da sönüyor. Ya yani bunlar herhangi bir hata problem olduğunda yanan şeyler. Şuradaki iki ışık da öyle. Hani hararet ve check engine motoru kontrol et ışığı da aynı şekilde. Boş göstergemiz var. Bu arada tok kontrolü kapattığımız zaman burada tok kontrolünün kapatıldığına dair bir göstergemiz var. Yine tok kontrolü açtığımızda şurada 3 seviyeyi görebiliyoruz. FCD tuşuna bastığımızda anlık göstergemizi ve averaj göstergemizi değiştiriyoruz. Şu an total trip'ten de şu an motorun yaptığı tam kilometre gözüküyor. Buna basarak trip A, trip B'ye geçiyoruz. Saat göstergemiz var. Hava göstergemiz var. Bu motorun hararetiyle ilgili bir göstergemiz var. Tabii ki kilometre göstergemiz var. Benzin. Burada vites göstergemiz var. Şu an bu tabii gözükmüyor burada. Motor çalıştığında gözükecek. Burada bir boş göstergemiz var. Herhangi başka bir şey de yok. Süspansiyonlar yumuşak tarzda. Ama yol tutuşları çok güzel. Bu arada tamamen ayarlanabiliyorlar. Hani sertleştirip yumuşatabilirsiniz kendi isteğinize göre. Otoyolda falan da çok iyi. Biraz böyle sekerek gidiyorsunuz. Ceylan gibi seke seke gidiyorsunuz ama hiçbir şekilde yoldan çıkmıyor ve yan rüzgarlardan falan etkilenmiyor. Yüksek hızda hatta 200'de bile giderken çok rahat bir şekilde şerit değiştirebilirsiniz. Bu yönden çok iyi.
Virajlı yollarda da kendinden biraz daha hızlı, daha böyle spor motosikleti olan arkadaşlarımın da biraz ızdırap olduğum açıkçası. Ben süspansiyonları bu yönden çok beğendim. Üstündeki lastikler de hakeza iyi. Arka tarafın 160'lık olması da bu viraj kabiliyetine artı olarak katkıda bulunmuş. Profili bayağı yuvarlak. Bunun dışında düşük hızlı manevraları da çok güzel. Bu sebepten dolayı Yunus ve Şahin polislerinde favori motosikletlerinden bir tanesi. Hatta bir kere yolda giderken Yunus beni durdurmuştu polis. Sadece muhabbet etmek için durdurmuş. Nasıl, memnun musun, güzel mi? Ya biz çok seviyoruz işte, kullanıyoruz görevlerde falan diye. Bayağı da güzel muhabbet etmiştik. Buradan kendisine de selam olsun bizi izliyorsa. Yani kendileri de bu motoru bayağı seviyor. Emniyet güçlerimizde bu motoru bayağı kullanıyorlar. Önde çift 310, arkada da 276 mm'lik tek disk bir fren kullanılmış. Bu iki fren çok güzel çalışıyor. Bu arada kombine ve ABS sistemiyle donatılmış. Yani ön frene bastığınızda arkayı da biraz sıkıyor. Arka frene bastığınızda ön freni de biraz sıkıyor. Şehir içinde falan çok rahat kullanılıyor. Hiçbir şekilde aşırı bir fren gücü yok. Yüksek hızlı virajlara yine gelirken de aniden yavaşlamanız gerektiğinde freni sıktığınızda her zaman orada olduğunu ve sizin arkanızda olduğunu hissettiriyor. Gayet de güzel. Herhangi bir hiçbir şekilde problem yaşamadım. Arda arda sert virajlara girdiğimde de fren şişmesi gibi bir problemle de karşılaşmadım. Bu olmuş. Sonuç olarak 1200 Cross Tourer'ın tren gibi giden motoru benim çok hoşuma gitti. DRT şanzıman da fena değil. Hani ben de olsam düz versiyonu tercih ederdim ama DRT şanzıman sıkıntısız çalışıyor. Kendine kanıtlamış. Hani tarz meselesi diyorum. DRT şanzıman kendi halinde çok güzel. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi ne kötü? Yakıt tüketimi biraz fazla. Gazlamayı biraz abartırsanız 10 litreleri yakmak çok normal. Bu yakıt tüketimi biraz daha fazla da olabilir. Ben biraz üstüruplu gazladım. 7 litre yaktım. 90-100 gibi gittiğinizde 4,5-5 litre arası bir şey yakıyor. 287 kilo bir motor için hiç de fena değil. Şimdi tork kontrol ve ABS dışında başka bir elektronik yok. Ama şöyle bir şey var. En yakın Avrupalı rakibi RB200GS'in en boş versiyonuyla arasında boş versiyonda, yani düz versiyonunda 27.200 lira fark var. 24.000 küsur lira da bu DCT ile arada fark var. Hani şimdi insan bir düşünmeden edemiyor. Yani benim bu kadar elektroniğe şuna bunun ihtiyacım var mı? Bu aradaki 24.000 lirayla dünya turu veya Avrupa turu yapsam daha güzel olmaz mı diye. Bu arada hemen GS'ler bizi böyle topa tutmasın. Yani ben VFR'yi, GS kötü hemen gidin VFR alın falan demek istemiyorum. Öyle bir şey yok. Demek istediğim, bir insan bir motoru 100 bin lira vermek istemeyebilir. Aradaki farklı Avrupa turu yapmak isteyebilir. Yani benim için tork kontrol ve ABS yeterli bir ekipman. Ben şahsen bunu tercih edip motoru doldurup Avrupa turu yapmayı, dünya turu yapmayı tercih ederdim. VFR 1200 Cross Tour ile ilgili görüşünüz, düşünceniz ve bu videomuzla ilgili önerileriniz varsa mutlaka bizimle altta paylaşın. Hepsini dikkate almaya çalışıyoruz, cevaplandırmaya çalışıyoruz, önemsiyoruz. Açıkçası sizin görüşleriniz bizim için önemli. Bizimle destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.